9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 91, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 91, İplikten Üçgenler 1. Yönerge, aşağıda verilen bilgilere göre boşlukları doldurunuz. Aşağıdaki görsellerde üçgen şekiller barındıran resimler verilmiştir. Şekillerdeki üçgenlerin açılarına bakıldığında hepsinin ortak özelliği birer kenarlarının birbirleriyle 90'lık açı oluşturmasıdır. 1. Bu resimlerde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki boşluklara sizce neler yazılırsa doğru bir ifade olur. Cevap: A. Bir üçgenin bir iç açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. B. Bu üçgenlerin kenar uzunlukları bir cetvel yardımıyla ölçülür ise üçgenlerin en uzun kenarı dik açı karşısında olduğu görülür. C. Bu dik üçgende dik açı karşısındaki en uzun kenara hipotenüs denir. Diğer iki kenara da dik kenar denir. 2. Aşağıda dik üçgen verilmiştir. Boşluklardan hangilerine dik kenar, hangisine hipotenüs yazılmalıdır? Cevap: Yukarıda verilen bilgilerden hareketle dik üçgen kavramının tanımını yapınız. Cevap: Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. 90'ın karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenarlar denir. Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarından daha büyüktür. 9. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 91 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.